bəkləyin, biz aradığımızı bulduq. Peyğəmbərin, əhlinin, imamlarının yad edildiyi məclisləri mələklər gördüklərində orada durarlar və o məclisə katılırlar. İlim məclisinə iştirak edərlər, katılırlar. İlim məclisində mələklər hazır olurlar. Ta toplantı bitənə qədər. Toplantı bitdikdən sonra mələklər qalxdıqlarında gidərlər o toplantıda bulunan insanların hastalarının ziyarətinə. Öldükləri zaman o mələklər cənazələri qaldırmaq üzərə Əhl-i-Beyt məclisində bulunan insanların cənazəsini qaldırmaq üzərə, təşkil etmək üzərə mələklər hazır olurlar. Fatimətü Zəhra Səlamun Ləlihanın məclisidir. Mələklərin iştirak etdiyi bir məclisdir. Duaların qabul olduğu bir məclisdir. Mələklərin dualarımıza amin dediyi bir toplantıdır. Hepimiz Zəhra-yı Ətər Səlamun Əleyhaya musafir olmaq üzərə onun davətlisi olaraq Hz. Zəhranın məclisinə gəlmişiz. Mələklərlə birlikdə Fatimə Səlamun Əleyhayı anıyoruz. Mələklərlə birlikdə zikir məclisində bulunmaqdayız. Allah musafirliyimizi, Allah bu toplantıyı hepimizden öz dərgahında en âli dərəcədə kabul eylesin. Kısa ömrü oldu Hz. Zəhra Səlamun Əleyhanın. Ama o kısa ömrü içerisinde ömrü çok bərəkətliydi. Bərəkətli bir ömrə sahibiydi, hayata sahibiydi Fatimətü Zəhra Səlamun Əleyha. Kısa ömründə insanlık aləminə insanlar için ən önəmli, ən yücə dərsləri verdi Hz. Zəhra. Kısa ömründə insanlara ən önəmli hayat dərsini verə bildi Fatimətü Zəhra Səlamun Əleyha. Bütün insanlar için örnek bir şahsiyet oldu. Her açıdan Fatimətü Zəhra Səlamullah əleyha örnekti. Babasına, annesine numune örnek bir kızdı Fatimətü Zəhra Səlamullah əleyha. İmam Ali Aleyhissalatu Vesselam'a örnek bir eşti. Evlatlarına örnek bir anneydi. Ve bütün insanlık alemine örnek bir şahsiyet idi. Fatimetü Zehra Selamullah Aleyha. Peygamberimizin en önemli aziziydi. Peygamberimizin yanında çok aziziydi Fatimətü Zəhra. Resulullahın aziziydi Fatima. O geldiğinde ona hürmet etmek üzere ayağa kalkardı babası. Onu karşılarken birkaç adım atarak ona doğru koşardı, ona doğru giderdi. Elinden tutar, elini öper, kendi yerinde Fatimətü Zəhra Səlamun Əleyhayı oturturdu. Öyle bir hanımdı ki, Peygamberimiz ne zaman cenneti arzu etseydi, onu koklardı, onu öperdi. Cennete olan özlemini Fatimətü Zəhra'yı koklayarak, Fatimətü Zəhra'yı öperek giderlerdi. Peygamberimiz Hazreti Fatima'ya farklı bir hürmeti, saygısı vardı.
Hazreti Fatıma'ya olan o ilgi alakası, Hazreti Zahra'nın sahip olduğu o ülvi yüce makamlardan dolayıydı. Masum imamlar ona tebessül ederdiler. Masum imamların bir haceti olduğu zaman Hazreti Zahra selamullahi aleyhi aracı kılardılar. Alemlerin Rabbi Allah peygamberini tarif ederken, velisini tarif ederken, masum hüccetleri imamları tarif ederken, Fatimetü Zahra merkeze koyulmak üzere onun ekseninde tanıtıyor. Kisa hadisesini hepiniz biliyorsunuz. Cebrail sorduğunda, ey alemlerin Rabbi Allah, hatırına uğruna kainatı yarattığın bunlar kimlerdir? Bu aba altında bulunan insanlar kimlerdir? Şu cevabı veriyor alemlerin Rabbi Allah. Ey Cebrail, hum Fatime. Onlar Fatıma'dır. Ve Ebuha Fatıma'nın babasıdır. Ve Ba'duha Fatıma'nın eşidir. Ve Banuha Fatıma'nın evlatlarıdır. Peygamberimiz Allah'ın rıza kazanından bahsederken merkeze Fatıma'yı koyuyor. Ve şöyle buyuruyor. Rızaha rızallah. Onun rızası Allah'ın rızasıdır. Onun öfkesi Allah'ın öfkesi. Ağa Amirel Muminin insanlara hitap ederken, zaman zaman delil getirirken, sözüne kanıt göstermek isterken, kanıt gösterdiğinde Fatimetü Zehra selamullah aleyhaya istinad ederdi. Buyurardı ki Fatıma da böyle buyurmuştur. Fatıma da böyle yapıyor. Zehra-yı Ethar'ı merkeze koyuyorlar. Hepsi. Masum imamların onlar hacet kapılarıdır. Onlar ne isterlerse ilahi dergahta hacetler sözleri kabul görülür. Onların hepsi Babel Havaiç'tir, hacet kapılarıdır. Kim onlara tebessül ederse hacetleri kabul görülür Allah indinde. Ama onlar bile Allah'a dua ettiklerinde, Allah'tan bir şey istediklerinde en önemli aracılarından biri Fatıma selamünaleyha olduğundan dolayı onu aracı kılmaktaydılar. İlahi bi hakkı Fatıma. Derdiler ki Allah'ım Fatıma hürmetine, Zehra-yı Ethar hürmetine Allah'ı yenilmektedir. Rivayette vardır. Bir defasında İmam-ı Muhammed-i Bakir aleyhissalatu vesselam ateşi yükselmişti. Soğuk suyla nemlendirilmiş bir bez parçasından istifade etti. Alnına o bez parçasını koydu. Akabinde şöyle haykırdı, şöyle yüksek bir sesle: Ya Fatime binte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulullah'ın kızı Fatıma. En önemli aracılardan biri Zehra-yı Ethar selamun aleyha.
Məclis nurlu bir məclis. Hazreti Zəhraya ait bir məclis. Hazreti Zəhra ilə bağlantısı olan bir toplantı. İkramlar Hazreti Zəhra adına, Hazreti Zəhra yad edilərək ikramlar sunulmaqda. Zahmətlər Hazreti Zəhra adına yapılmaqda. Şia məktəbinin önəmli əsərlərindən birisi Məfatihul Cinan əsəridir. Mühəddis-i Qumi, Şeyx Abbas-ı Quminin dərlədiyi, yazdığı bir dua məcması, dua kitabı. Halk nəzdində büyük bir itibar görən bir kitab. Bir çox yerdə Kur'anla birlikdə hər kəsin səccadəsində bulundurduğu, hər kəsin kütüphanəsində baş tacı etdiyi əsərlərdən biri. Şeyx Abbas-ı Quminin oğluna soruyorlar. Halk arasında bu kitabın bu dəmli itibar görməsinin səbəbi sizcə nədir? İnsanlar niyə buna bu qədər önəm veriyorlar? İnsanlar nədən buna bu qədər dəyər veriyorlar? Şeyx Abbas-ı Quminin oğlunun vermiş olduğu cevap şu doğrultudadır. Buyuruyor, bir babam çok ihlaslıydı. Birinci səbəb babamın ihlasıydı. Babam bir şeyi yaparken, bir şey yaptığında, bir şey yazdığında Allah için yapardı. Məfatihul Cinan əsərini derlerken, yazarken Allah için gayesi sadece Allah'ın hoşnutlu uyudu. Bir babam ihlaslıydı. İkincisi ise babam ihlasla bu kitabı yazdıktan sonra bu kitabın sevabını hediye etmişti Fatimatü Zəhraya. Kitabın sevabını hediye etmişti Fatimatü Zəhra salamu aleyhi. Bundan dolayı bu kitap bu kadar halk arasında itibar görməkdədir. İnsanlar bu kitaba böyləsinə dəyər veriyorlar. Kitabda oldu Fatimi. Məfatihul Cinan əsəri bir Fatiminin əsəri oldu. Əgər bizlər də Zəhra-i Ətər salamullah əleyha ilə bağ qurarsa, onunla işlərimizi irtibatlandırırsa, böylə bir durumda bizlər də oluruz Fatimi. Bizlər də Fatimə salamullah əleyhayı sevənlərdən oluruz. Böylə bir durumda bərəkətli bir hayata sahib oluruz. Bizi arz etdim, bugün öyle bir gündür ki, buraya gelişimiz, bütün hazırlıklarımız Zəhra-i Ətər salamullah əleyhanın xoşluğundan ötürü. Hazreti Zəhra salamullah əleyhanın viladətindən, doğum günündən dolayı, Hazreti Zəhra salamullah əleyhadan dolayı bütün işlerimiz oldu ve bir araya gelmiş olduk. Allah bu toplantıyı cümlemizden Muhammed-u Ali Muhammed hürmetine, Zəhra-i Ətər hürmetine öz dərgahında kabul eylesin. Hacetlerimiz var. Hacetlerimizi öz dərgahında kabul eylesin. Herkesin her nebi duası varsa zikir məclisidir. İlim zikir məclisidir. Zəhra-i Ətər salamullah əleyhanın kutlu viladət məclisi toplantısıdır. Dualarımızı, hacetlerimizi öz dərgahında kabul eylesin. Muhammed o Ali Muhammed hürmetine, bu məclis hürmetine, bu məclisin sahibi Fatimatü Zəhra hürmetine İmam-ı Mehdi Əccəlallah fərəcəhü şərif ağamızın gönlünü bizlerden razı eylesin. Zuhurunu acilen çabuk eylesin. Amin.
hastalarımıza acil şifalar, ölmüşlerimizin ruhlarını şad eylesin. Amin. Anneler günüdür, bütün evlatlarımızı, bilhassa annelerimizi, bacılarımızı, kızlarımızı Fatimatü Zehra'yı örnek alarak saadetli bir hayata sahip kılsın. Amin. Bu hacetlerimizin kabulluğu için Muhammed'i salavatlıyorum. Allah'a emanet.